Merhaba arkadaşlar. Otostopla dünyayı gezmek için yollara düştüm ve dünyayı gezmek istiyorum. Sizler de bu yolculuğa eşlik etmek, bana destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoları beğenirseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum. Durres'ten ayrıldık arkadaşlar. Bayağı oldu, sabah yola çıktık. Hala yollardayız. Şimdi Montenegro'ya doğru gidiyoruz. Neydi gittiğimiz şehrin adı? Budva, Kotor'a gidiyoruz. Montenegro. Budva, Kotor, Montenegro. Arnavutluk'tan ayrılacağız arkadaşlar. Neden? Çünkü Arnavutluk bize istedi. Bok kokuyor. Evet, bok kokuyor. Vallahi bile bok kokuyor. Buradan izle Arnavut kardeşlerime sesleniyorum. Değiştirin başkanınızı. Bok kokuyor. Leş gibi kokuyor ya. Böyle olmaz. Aynı zamanda arkadaşlar burada para kazanamıyoruz. Polis çok sıkıntı oluyor. Artı tatil sezonu bitti sayılır. Burada da çok turist olmadığı için para kazanamadık açıkçası. Para birimi de düşük Arnavutluğun. 1 euro 120 leke yapıyor. O yüzden arkadaşlar buradan ayrılıyoruz. Daha fazla para kazanabileceğimiz yerlere doğru gidiyoruz. Aslında artık bizim çok paralel işimiz yok. Size daha önceden bahsetmiştim, hatırlıyorsunuz, şakayla karışık Avrupa'ya nasıl kaçılır videosu çekecektim. Evet, o gerçek olacak gibi arkadaşlar. Size çok yakında Arnavutluk'tan buradan Avrupa'ya nasıl kaçılır onun videosunu çekeceğim. Ve bu videoyla herkes peşimden koşacak. Ruh hastası gibiyim değil mi? Evet. Ruhsuz az kalır. Evet, yarı gezgin bana ruh hastası az kalır yanında dedi. İşkodra'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, şu anda İşkodra'dayız. İşkodra sokaklarındayız. Karnımızı doyuracağız. Karnımızı doyurmak için bir restoran arıyoruz. Böyle değişik, bizim dönerimize benzer. Buranın bir yemeği var. Böyle fast food tarzı. Şimdi onu yemek istiyoruz. Onu yiyeceğiz eğer yiyebilirsek. Şimdi bir restoran arıyoruz. Böyle İşkodra sokaklarında yürüyoruz arkadaşlar. Arnavutluk'tayız. Yollarda buluşalım mottomuzla. Buluştuğumuz, yollarda buluştuğumuz arkadaşlarımızla. Evet. Karadağ'a doğru gidiyoruz. Montenegro'ya doğru gidiyoruz. Evet, bir restoran bulmuşlar. Bana sık çalıyorlar. Ben buraya doğru gidiyorum. Arkadaşlar şimdi sufleraj yiyebileceğimiz bir fast foodçu bulduk. Oturduk. Öyle bekliyoruz. Bakalım şimdi gelecek. Daha önce yarı gezgin yemiş, beğenmiş sufleraj. Şimdi biz de bekliyoruz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Allah de bir Allah. Allah. Tamam. Hayya. Ayoy. Evet, aslında biliyorsunuz ben Makedonya'da Bektaş dergahına gitmiştim. Tiran'da da gidecektim ama şu an Tiran'ı geçtim. Onu unuttum. O yüzden Bektaş dergahı için Tiran'a tekrar geri döneceğim. Çünkü orası benim için önemli bir nokta. Tekrar gideceğim arkadaşlar. Şimdi karnımızı doyuracağız. Yemek her zaman size gösteririm. Abla. Yarı gezgin, kadrajımdan biraz çıkar mısın lütfen? Yüzün gözüküyor. Vay, selam. Aleyküm selam. Ha onu mu? Canım istedi, öyle çekiyorum. Ne oldu kanka? Hiç. Takılıyorum öyle ya. Sizi çekiyor. Seni YouTube'da paylaşacağım. Biz itlik ve serserilik yaparken sokaklarda yazacağım. Şu motordan alayım mı sana? Bak, şu güzel duruyor. Bak, şu motordan alayım mı sana? Binecek mi? Bak, şu nasıl? Binecek mi? Ha, cici. Tamam abi. Tamam abi. Hay. Evet, sokakta bulduğumuz amcayla top oynuyoruz. Sokaktaki amcayla top oynamaya başladık. Hoppa!
Aaa top gidiyor, top gidiyor, top gidiyor. Bravo. Evet arkadaşlar, top oynuyoruz amcamızla. Amca nasılsın? Nasılsın, iyi misin? Bakalım mı? Ya nasılsın? Yok. Oğlum çocuk nasıl? Oğlum çocuk nasıl? İyiler miyim? Yavaş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz arkamdaki border Arnavutluğun çıkış borderı. Şimdi çıkışım için damga vurdurdum. Şimdi Montenegro yani Arnavutluk, Montenegro yani Karadağ girişi için damga vurduracağız. Ya evet, burada benim çok saygıdeğer arkadaşlarım da video çektiği için biraz karışıyor arkadaşlar. Ama görmüş olduğunuz arkamdaki border, dediğim gibi Arnavutluğun çıkış borderı. Şimdi karşıya doğru gidiyorum. Gelin hadi birlikte gidelim. Görmüş olduğunuz gibi Montenegro yani Karadağ borderı karşımda. Şimdi Karadağ borderından da kendime bir damga vurdurursam arkadaşlar, iyi bir damga vurdurursam Montenegro'ya geçeceğim. Video çekiyorum, lütfen bana bakmayınız. Hi. Hello. Evet arkadaşlar, gidiyorum. Ya? Arkadaşlar bir şey daha öğrendim. Daha yeni vermiş olduğum bilgi yanlışmış maalesef. Arkamda görmüş olduğunuz o border var ya, hem Karadağ'ın hem de Arnavutluğun border'ıymış. Yani aynı anda hem çıkışımı hem giriş işlemlerimi yaptırmışız. Haberim yoktu. Şimdi öğrendim. Bilmiyordum. İlk defa başıma geldi. Şimdi incir. Hadi alalım. Var oğlum, niye olmasın? Euro'm var. Deli misin? Adı Hemani. No money. Evet. Su dileniyor arkadaşım. Su dilencisi. Arkadaşlar Karadağ sınırını geçtim. Evet, karşımda bütün Türklerin korkulu rüyası. Evet. Çıkış pulu. Ülkeden çıkış pulunu yaratmışlar arkadaşlar. Buradan bir Türk geçmiş. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Şu anda yoğun yağmur altındayım. Otostop çekiyorduk. Yolda kaldık. Bayağı da uzun süredir yağmur yağıyor. Henüz Budva'ya ulaşamadık. Budva'ya ulaşmak da amacımız, hedefimiz Budva'ydı ama maalesef Budva'ya ulaşamadık arkadaşlar. Hala yollardayız. Sırılsıklam olduk. Yağmur yağıyor. Durumumuz vahim anlayacağınız. Şimdi şuraya bir çadır kuracağım, yolun kenarına yatacağım. Yarın sabah devam edeceğim. Aceleye gerek yok. Telaşa gerek yok. Öyle arkadaşlar. Hayat her zaman güllük gülistanlık değildir. Arkadaşlar sonunda Budva'ya gelebildik. Budva şehrindeyiz. Bilmiyorum, sevmedim gibi Budva şehrini ama ilk izlenimlerim sevmedim. Şu an akşam. Bakalım. Böyle bir dolanayım. Hoşuma gitmezse ayrılırım buradan çünkü. Bilmiyorum, tam olarak içime sinmedi diyebilirim yani Budva şehri için. Abi arkada kaldı köprü. Ha çok kudumsadır ya. Şu an öyle deli danalar gibi dolanıyoruz Budva sokaklarında. Az kaldı. Az kalmış. Seferimiz az kaldı. Burayı hiç sevmedim. İçime sinmedi, niye bilmiyorum. Kamp atacak bir yer bulursak yatacağım. Yoruldum arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar içime sinmediği kadar varmış. Orada diyorum ya, burayı sevmedim, içime sinmedi. Evet, gerçekten de yani hislerim beni hiçbir zaman yanıltmaz. Budva'da çok zor zamanlar geçirdik. Gerçekten çok zordu. Polisler geldi.
Benim o sıra hiçbir şey satmıyordum. Sergim olmasına rağmen Demir'in her şeyini, bütün eşyalarını aldılar. Bizim çocukların bütün eşyalarını aldılar. Demir'in pasaportuna el koydular. Benim pasaportuma el koydular, aldılar. Daha sonrasında Demir'i ve eşyaları karakola götürdüler. Eşyalarımızı aldılar. Bizden 500 euro para istediler. Yani Demir oradaydı. Demir'den 500 euro para 500 euro para istemişler. Daha sonrasında işte 200 euroya düşürmüşler. Demir bir şekilde oradan çıkabildi arkadaşlar. Benim pasaportumu ve kendi pasaportunu alabildi polislerden. Yani bir şekilde bunu yapabildi ama gerçekten Karadağ, Montenegro çok sıkıntı arkadaşlar. Lütfen eğer gelirseniz ve eğer gezginseniz, bir şeyler satmak istiyorsanız çok dikkat edin Karadağ'da. Yani önce gelip fotoğrafınızı çekiyorlar. Ben aslında fotoğrafımızı çektiğini görmüştüm. Bir kadın geldi fotoğrafımızı çekti. Ben niye çektiğini anlamadım. Meğersem o müfettiş oluyormuş arkadaşlar. Onlar müfettişlermiş. Burada fotoğrafınızı çektikleri zaman direkt polise gönderiyorlar. Zabıta, yani o resminizi çekenler. Polis de geliyor, sizi topluyor, götürüyor. Bütün eşyalarınızı el koyuyorlar ve size çok ağır para cezaları yazıyorlar arkadaşlar. Ödeyemeyseniz bile, ödemeyecek olsanız bile yazıyorlar. O yüzden lütfen Karadağ'a gelirseniz dikkatli olun. Buralar hiç tekin değil yani o konuda. Arkadaşlar, Montenegro'dayız, Budva'dayız. Kameraya bak, ekrana bak. Ağlarla oturuyoruz. Muhammed, kanka, kameraya bakar mısın kardeşim? Sana diyorum kanka. Hava kameraya bak, ekrana bakma. Anladım. Kendin izin mi? Bak, seni de çekiyorum. Baksana kameraya. Montenegro'dan herkese selamlar. Benim 5. ülkem olan Montenegro'dayız. Benim de 9. ülkem olan Montenegro'dayız. Benim de 19. Bunun da 19.ymuş. Kaçak yollarla girdi, her yerden çıktı. Karabatak. Ya şimdi burada arkadaşlar, ya buranın insanları büyük ihtimalle eğleniyorlar. Onları izliyoruz ve değişik değişik dans ediyorlar. Merak ettim ben de. Ya daha önce görmedim çünkü. Hatta şunu düşündüm. Oyun havası falan mı öğretsem diye düşündüm de. Sonra da vazgeçtim. Oturmak daha keyifli. Aynen, şimdi yerel dansları izliyoruz arkadaşlar. Yerel dansları inceliyoruz. Kızlar yerel danslar yapıyorlar. Biz de yerel danslar nasıl olmuş onu böyle keşfediyoruz. Şimdi size göstereyim. Karşıda dans ediyorlar. Şurada bir grup arkadaşlar da oturuyor. Mustafa, sen seversin bunları. Gel de biraz izle. Ya beni göstersin. Ya bu arada benim Instagram adresim hemen şu alt köşede. Hemen şurada ve şurada işte görünüyor. Orada beni takip edebilirsiniz. Burada YouTube görünüyor. Burada da Instagram görünüyor. Hemen evet. Şişe follow me yaparım. Evet. Ama güzel kız olursa daha çok follow me yaparım. Evet arkadaşlar, biz şimdi böyle Bu arada işin şakası yani. Ya kim eklerse hepsini çıkabiliyor. Evet arkadaşlar. Nefes alın yeter arkadaşlar. Güzel çekiyor. Evet, nefes alsın yeter. Benim için öyle. Evet. Benim için öyle değil. Daha benim takıldığım kızlar hep manken gibi amına koyayım. Instagram'a gibi bakabilirsiniz yani. Full mankenler takılıyor. Nefes alsın yeter arkadaşlar. Budva'dan hepinize günaydın arkadaşlar. Evet, bugün Budva'da ilk günümüz. Yani dün gece gelmiştik biliyorsunuz. Bugün direkt uyanır uyanmaz kalktım, tezgahımı açtım, bir caddeye oturdum. Şimdi bileklik satıyorum arkadaşlar. Budva'dayız, Montenegro'dayız. Satış yapmaya çalışacağım. Satış yapabilirsek güzel olur, karnımız doyar. Satış yapamazsak bilemiyorum ne yapacağız. Hat almamız gerek. Hat alacağız. Size tezgahımı göstereyim, ortamı göstereyim biraz arkadaşlar. Bunlar bizim bilekliklerimiz. Bunlar kolyelerimiz. Şurada QR kodumuz var. Instagram'ımız, YouTube'umuz. Burası böyle bir cadde arkadaşlar. Çadırım burada. Ortam böyle arkadaşlar. Budva güzel bir şehre benziyor. Bayağı canlı, bayağı hareketli. Bakalım. Dün hiç güzel bir enerji alamadım Budva'dan ama bugün bakalım deneyeceğiz, oturacağız. Bir şafaktan bir şafağa, bir akşamdan bir akşama, elveda demeden bana, bu gitmeler gitmek değil. Eğil salkım söğüt eğil, bu benimki sevda değil.
Budva'dayız. Başıma çok değişik olaylar geldi. Çok garip olaylar geldi. Zaten biliyorsunuz Arnavutluk'ta bir Arnavutluğa bir kamyonla gitmiştik. Daha sonra bir kamyoncu abiyle onun yumurta götürdüğü yerde çay içmiştik. Orada bir krize neden olduk, hiç sormayın. Biz oraya kamyonla girdiğimiz için bizi mülteci zannetmişler. Oradan çıkarken zaten biraz problem yapmışlardı. Ama bu kadar büyüyeceğini bilmiyorduk maalesef. O yumurta kamyonunu, o kamyoncunun götürdüğü yerden çıkarken maalesef bir sıkıntı olmuş sanırım. Sonrasında bizi aradılar. Sonra Türkiye ile Arnavutluk arasında bir kriz çıkardık. Yumurta sevkiyatı falan komple durdu. Şirket büyük, yani böyle ta Avrupa bilmem ne koordinatörü beni aradı. Anlayacağınız arkadaşlar, bir Arnavutluğa girdik. Arnavutluk'ta Türkiye'yi yürüne kattık resmen. Bugün de hiç sormayın karakola götürüldük. Pasaportlarımız alındı. Bileklik satıyoruz ve çadır kuruyoruz diye mahvolduk. Ceza yazacaklardı bize 500 euro. Demir'i karakola götürdüler. Benim de pasaportumu aldılar. İşte onu sorguya falan çekmişler. Bayağı zor saatler, zamanlarda arkadaşlar. Neyse, şimdi kurtulduk. Ceza ödemeyeceğiz ama bayağı gerçekten zor oldu. Zorlandık. Yani arkadaşlar, yani işte öyle kolay değil maalesef böyle dünyayı gezmek. Budva'dan hepinize günaydın arkadaşlar. Evet, Montenegro'dayız, Budva'dayız. Biliyorsunuz Budva'ya gelmiştik. Şimdi Budva'yı geziyoruz. Budva'da kale içinden bir yerdeyiz. Kalenin içinde Eskişehir, Old Town. Old Town'un içindeyiz. Şimdi bugün burayı gezeceğiz, biraz Budva'yı gezeceğiz. Biliyorsunuz bir süredir birkaç arkadaşla yolculuk ediyorduk. Geçici süreliğine onlarla biraz gezdik. Şimdi ben onlardan ayrıldım bugün. Yine kendi başımıza gezmeye devam arkadaşlar. Evet, grupla gezdiğimiz zaman biliyorsunuz başımıza çeşitli sıkıntılar geldi, olaylar geldi. Başımıza çeşitli belalar geldi. O yüzden bu yollarda arkadaşlar en fazla iki kişi, en güzelin yalnız gezmek. En fazla iki kişi gezmek en iyisi her zaman. O yüzden şimdi bakalım ve şehrin bu Old City denen eski taraflarını gezmek için geldim. Şimdi buradayım. Biraz size de göstereyim. Çok güzel. Taştan eski evler. Arkadaşlar, sokaklar böyle taştan. Çok güzel bir şehir Budva. Eğer gelirseniz mutlaka uğrayın. Böyle taştan sokakların arasından böyle butikler, aksesuar satanlar. Yani böyle tamamen turistik bir yer. Old Town, Bakery. Öyle arkadaşlar. Evet, Old Town'un tam ortasında şöyle bir saat kulesi, çan kulesi ve böyle bir kilise var. Burası da bayağı eski bir kiliseye benziyor. Citadela. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz kale ve o kilise tarzı, o görmüş olduğunuz kale ve kilise gerçekten güzeldi. Tam böyle denizin kenarında bu Old City, Old Town, tam böyle
plajın dibinde plaj kısmı da var, kafe var, plaza. Yani ön tarafında plaj kısmı da var, kayalıklar da var, bayağı dik. Bazı kısımlar bayağı dik kayaların üzerinde. Yani zamanında savunmak için yapılmış şehri, Budva şehrini. Gayet güzel. Ama kim yapmış bilmiyorum. Onu araştırmak gerek. Arkadaşlar kaleden çıkıyoruz. Kalenin içi bu kadardı. Bayağı güzeldi. Çok beğendim. Sokaklar olsun, taş caddeleri olsun. Şöyle harika bir yer arkamda bıraktım. Ve karşıya doğru gidiyorum. Şimdi çok daha güzel bir yer tavsiye ettiler. Kaleye geçtikten sonra oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Sanırım şuradan gideceğiz. Adriyatik Denizi.